dinleyiciler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orantı problemlerindeydik. Üniversiteliğim kısmında 3. testi çözeceğiz arkadaşlarım. Dilerseniz ilk sorumuzla zaten ekranda vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi daha net ve okunaklı görebileceğiniz gibi ayarlayalım. Aynen. Şimdi diyor ki bakın, bir lojistik firması aldığı bir iş için bir tırını aşağıdaki tabloda verilen büyüklüklerde ve sayılarda kolilerle boşluk kalmayacak şekilde doldurmuş. Bakın şu durumda arkadaşlarım tır dolmuş, tamam mı? Küçük boy kolilerin örnek veriyorum 60 santimetre küpmüş ve 80 tane varmış gibi gibi. Lojistik firması taşıma ücreti olarak her koli için büyüklüğüyle orantılı bir fiyat almakta. Büyüklükleriyle orantılı olacakmış arkadaşlarım. Bakın burası önemli. Büyüklüğüyle orantılı fiyat alıyor. Bu iş için lojistik firması müşterisinden ne kadar talep etmiş? 35 bin lira tahsil ediyor arkadaşlarım. Şimdi diyor ki aynı büyüklükte bir tır sadece orta boy koliyle boşluk kalmayacak şekilde doldurulabildiğine göre lojistik firması sadece orta boy kolilerden oluşan nakliye işlemi için kaç lira fiyat çıkarır diye sorulmuş. Tabii önce biz ilk durum için yapalım ki kamyonun kasasının kaç santimetre küp olduğunu bir anlayalım arkadaşlarım. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle diyeceğiz. Bakın 80 tane tabii şöyle yapmamız gerekiyor. 80 tane arkadaşlarım 60 santimetre küp büyüklüğünde artı 40 tane 80 santimetre küp büyüklüğünde şu şekilde artı ve 60 tane 100 santimetre küp büyüklüğünde kolimiz var. Bunlarla tırın kasası tamamen doluyordu. Bakın arkadaşlar şurası 4800 yapar. Şurası 3200 yapar. Burası da 6000 yapacaktır. Böylelikle toplarsak şu ikisinin toplamı bize zaten 8000 veriyor. 6000 daha 14000. 14000 santimetre küpmüş bu tırın kasası arkadaşlarım. Tamam mı? Peki. Ve bu iş için de 35.000 lira fiyat talep etmiş. Fakat fiyatlandırması nasıldı? Büyüklüğü ile orantılı bir fiyat alıyor arkadaşlarım her koli için. Tamam mı? O halde biz şöyle diyeceğiz. Büyüklüklerine baktığınız takdirde 60, 80, 100 zaten hepsi 20'ye tam bölünüyor. 20'ye böldünüz 3K dediniz, 20'ye böldünüz 4K dediniz, 20'ye böldünüz 5K dediniz. Yani 3K, 4K, 5K toplamı ne yapıyor arkadaşlarım? 12K yapıyor. Yalnız şöyle bir durum var ki bizim 3K artı 4K artı 5K demeyeceğiz. Çünkü bu 3K'lardan 80 tane var. 4K'lardan 40 tane var. 5K'lardan 60 tane var. O halde arkadaşlar biz diyeceğiz ki 3K çarpı 80'den 240K artı 40K çarpı 4K'dan 160K'mız da burada var. 60 çarpı 5K'dan da 300K'mız var arkadaşlarım. Biz bunları toplarsak eğer 400 artı 300'den 700K yapar. Ve bu 700K bize çıkarılan fiyat neymiş? 35.000 TL. Hemen yazdım. 35.000 TL fiyat çıkarılmış. Şimdi ben burada K'yı bulabilirim. 2 tane 0 gitti. 350'yi 7'ye böldüm. K kaç geldi arkadaşlar? 50. Şimdi K'nın 50 olduğunu bulduk. Bu güzel bir şey. Hemen diyeceğiz ki acaba şu orta boy kolilerle alakalı sormuştu ya. Acaba orta boy kolilerden kaç tane sığar bizim bu tırın kasasına? Bunu bulmamız gerekiyor, tamam mı? Şimdi benim tırın kasası 14.000 sevgili arkadaşlarım santimetre küptü. Ve orta boy kolilerin sevgili arkadaşlarım hacmi 80 santimetre küp. Ben bunu 80'e böleceğim. Şimdi bu kadar sığdı ya, bu kadar sığdı. Her biri için ne kadar fiyat talep edecek? Şöyle ki K'lar 50 idi ve her biri için 4K fiyat talep ediyordu. 4 kere 50 diyeceğiz, o da 200 yapacak. Her biri için 200 lira talep ediyor. Bunu işlem dahilinde bulacağımız sonuç bizim sorumuzun cevabı olacak. Pekala, şu sıfırla şu sıfırı bir götürelim önce. Şunu 4'e bölelim 2 gelsin, 4'e bölelim 5 gelsin. 2'ye böldüm burası da 70 değil 7000 olsun arkadaşlar. 7000'le de 5'i çarparsanız yine hali hazırda eski fiyatımız olan 35.000 TL'yi buluruz. Yani tamamen orta boy kolilerle doldurduğu zaman da biz yine eski fiyattan sevgili arkadaşlarım bu taşıma işlemini gerçekleştirebiliyormuşuz bu lojistik firması ile. Geçtim ikinci soruma.
Metin kırtasiye elinde kalan bütün kalemleri aşağıda verilen 4 farklı çeşitteki kalem paketlerinden oluşturarak satışa sunuyor. Satışa sunduğu paketlerdeki siyah, kırmızı ve mavi kalemlerin sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır. Şimdi öncelikle hangi renkler vardı? Siyah vardı arkadaşlar. Kırmızı vardı. Bir de mavi vardı. Şimdi bu siyah, kırmızı ve mavi için gençler 2, 3 ve 4 ile orantılıysa demek ki ben diyeceğim ki bundan 2K tane varmış, bundan 3K tane varmış, bundan da 4K tane varmış diyeceğim. Toplamda olan bu, tamam mı? Ha bu arada çok özür dilerim, ters orantılı demiş. Hemen düzeltiyoruz, hemen düzeltiyoruz. Ters orantılı diyorsa 2, 3, 4'ün ortak katını alıyorsunuz. 12, 12'yi 2'ye bölüyorsunuz 6K, 12'yi 3'e bölüyorsunuz 4K diyorsunuz, 12'yi 4'e bölüyorsunuz ve buna da 3K diyorsunuz. Anlaştık? Pekala. Şimdi devam edelim sorumuza. Sadece siyah, sadece kırmızı ve sadece mavi kalemlerin bulunduğu paketlerin sayısı sırasıyla 5, 3 ve 2 ile orantılıymış. Bakın direkt orantılı demiş. Yani şu paketlerden arkadaşlarım 5A tane varmış diyelim. Şu paketlerden 3A tane varmış. Bu paketlerden de 2A tane varmış. Tamam. Metin Kırtasiye'nin hazırladığı bu paketler içerisinde kırmızı kalem bulunmayan 42 paket olduğuna göre içerisinde mavi kalem bulunan kaç tane paket vardır? Şimdi kırmızı kalemler bir şunda bulunuyor, bir de bunda bulunuyor. Hangilerinde kırmızı kalem yok? Bir bunda yok, bir de bunda yok, tamam mı? Peki bu paketlerin sayısı yani 5A ve 2A toplamda 7A değil mi arkadaşlarım? Ve bu 7A 42'ye eşit olmayacak mı? Olacak. O zaman A kaçtır? Tabii ki 6'dır. Şimdi A'yı 6 bulduk. A'yı 6 bulduktan sonra bunu şu şekilde düşünebiliriz. Demek ki şu paketlerden 5A tane vardır demiştim ya. Aslında 5A değilmiş o. 5 kere 6'dan 30 taneymiş. Mesela burası 3A değilmiş, 18'miş arkadaşlar. Hemen onları düzeltelim. Tamam. Aslında düzeltme değil de onları silip yerine bunları yazıyoruz. 12 tane. Peki eyvallah. İçerisinde mavi kalem bulunan kaç tane paket vardır diye soruluyor. Şimdi mavi kalem bulunan paket sayısı şunla şunun toplamı soruluyor. Tamam. Şimdi ben öncelikle şundan kaç tane var onu da bulmam gerekiyor tabii ki. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Siyah kalemlerden mesela şundan da kaç tane olsun onu da yazalım. X tane de böyle karma renk paketimiz olsun, tamam mı? Siyah kalemlerden kaç tane var? 30 artı X tane vardır. Yalnız şöyle kalemlerden o kadar yoktur. 30 tane paket varsa 30 kere 3'ten 90 yapar bakın. 90 artı X çarpı bir tane de burada siyah kalemimiz var. 90 artı X. Peki kırmızı kalemlerimizden kaç tane var? Bakın 18 kere 3, 54 artı bir tane de burada yine X diyeceğiz. Kırmızı kalem sayısı, pardon siyah kalem sayısı ve kırmızı kalem sayısı dedik. Ben bunları birbirine oranlarsam eğer 6K bölü 4K'dan 3 bölü 2'yi elde ederim. Ve gerisi içler dışlar çarpımı, X'i buluruz çünkü burada. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 180 artı 2x eşittir 3 kere 54 162 yapar artı 3x dedim. 2x'i bu tarafa gönderdim. 162'yi diğer tarafa gönderdim. X 18 geldi arkadaşlar. Şimdi bize sorulan şey şuydu. İçerisinde mavi kalem bulunan kaç tane paket vardır diye soruluyor. Bakın 12 tane burada vardı. X'i de 18 bulmuştuk. 12 18 daha kaç yapar? 30 yapar. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olmuş olur. Ve gençler devam ediyorum sağ üstteki soruyla. Üçüncü soru. Az önce ekranım farklıydı, kusura bakmayın arkadaşlar. Metin Yayınları Modern Problemler sahneme geçiş yaptım en azından. Fark etmemişim ya da elim çarpmış, bilmiyorum. Gökhan elinde bulunan farklı A, B ve C büyüteçleri ile 40 birim uzunluğundaki ipi aşağıda gösterilen şekillerde ölçmüş. Mesela iki farklı büyüteçle bakıyor, turuncu ve mavi ile 40'ı 60 olarak görüyor. Turuncu ve yeşille bakıyor 40'ı 75 olarak görüyor ve turuncuyla baktığı zaman da 40'ı 50 olarak görüyor arkadaşlarım, tamam mı? Örneğin Gökhan alta B büyüteci, üstte A büyütecini koyduğunda 40 birim uzunluğundaki ipi 60 birim olarak ölçmüştür denilmiş bize. Şimdi buna göre bu şekilde konulduğu zaman 40 birimlik ipi kaç birim olarak ölçmüştür diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım şuraya bakalım. 40'ı bakın turuncu ne yapmış arkadaşlar? 40'ı 50 yapması için 5 bölü 4 katına çıkarmış. 5 bölü 4 katına çıkarmış, tamam mı? Şimdi yeşile bakacağız.
40'ı turuncu 5 bölü 4 katına çıkarıyordu zaten. Ve sevgili arkadaşlarım şöyle diyelim. 40'ı bakın zaten 5 bölü 4 katına çıkarıyordu. Yeşil de K katına çıkarsın. Eşittir 75 olsun. Şimdi bunu çözelim. Bakın şu kısım zaten 50'ydi. 50'ydi. 50'yi karşıya atarsanız şu şekilde. 75 bölü 50 kaç yapar? 3 bölü 2 yapar. Demek ki yeşil 3 bölü 2 katına çıkarıyormuş. Tamam. Şimdi turuncu yine 5 bölü 4 katına çıkarıyordu. Ben 40 ile 5 bölü 4'ü çarpınca arkadaşlar zaten 50 geldiğini biliyorum. Yani şurada görüntü 50 görünecek. 50'yi de neyle çarparsak 60 yapar. O da 6 bölü 5 katına çıkardığını görüyorsunuz. Mavi büyüteçte 6 bölü 5 katına çıkarıyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelin alttakine bakalım. 40 birim uzunluğunda bir ip vardı. Yeşil 3 bölü 2 katına çıkarıyor. Bakın sıralamanın hiçbir önemi yok. Mavi 6 bölü 5 katına çıkarıyordu. Diğeri de 5 bölü 4 katına çıkarıyordu. Bakalım ne gelecek cevap. 5'ler gider arkadaşlar. Tamam. 2 kere 4 8 yapar. O 8 dedi buradaki 40'ı sadeleştirdim 5. 5 kere 6 30. 30 kere 3 de 90 yapar. Demek ki cevabımız D seçeneğinde verilmiş deriz. Ve sevgili arkadaşlarım bir diğer sayfamdayım. Üniversite sınavına hazırlanan Soner matematik soru bankasındaki orantı problemlerinden bazılarını çözebilmiş, bazılarını uğraştığı halde çözememiş ve bir kısmını da hiç bakmamış arkadaşlar. Tamam, süresi yetmemiş diyelim. Soner'in çözebildiği, çözemediği ve bakmadığı soruların sayısı sırasıyla, sayıları sırasıyla 5, 3 ve 4 ile orantılıymış. Şimdi şöyle diyelim. Soner'in çözebildiği, tamam mı? Çözebildiği, yanlış yaptığı ve boş bıraktığı diyelim. Şu şekilde de çizelim bunları. 5, 3 ve 4 ile orantılıymış. Çözebildiği, çözemediği ve bakmadığı. Şimdi o zaman burası 5K, burası 3K, burası 4K. Daha çok boş bırakmış yanlıştan daha fazla. Orantı konusuna tekrar çalışıp soru bankasındaki sorulara tekrar bakan Soner, önceden çözemediği soruların 20 tanesini daha çözebilmiş. Şimdi o zaman bu ne demek? Ben şunu şöyle biraz çekeyim arkadaşlar. Şimdi bu ne demek oluyor? Önceden çözemediği sorulardan bakın nerede? Heh. Önceden çözemediği soruların 20 tanesini daha çözebiliyor. Ve hiç bakmadığı soruların 40 tanesiyle uğraştığında bu soruların 10 tanesini çözemiyor. Bakın şimdi şöyle diyeceğiz. 20 tane çözmüştü. 40 tane bakınca 10 tanesini çözememiş. Geri kalanını çözmüş. Yani 30 tanesini çözmüş. 20 daha çözmüştü. 5K artı 50 diyeceğiz buraya, tamam mı? Şimdi yanlış yaptığı soruları bir kere 20 azalttı. 20 tanesini çözebilmiş. Önceden çözemediği sorulardan. Ama 40 tane daha önce hiç bakmadığı sorulardan 40 tanesine bakmış arkadaşlar. Ve 10 tanesini çözememiş. Yani burası 20 azalıp 10 arttı. O halde 3K-10 diyeceğiz. Hiç bakmadığı sorulardan da sevgili arkadaşlarım 40 tanesiyle uğraşmıştı. Dolayısıyla 4K-40 diyeceğiz direkt. Pekala. Son durumda Soner'in çözebildiği, çözemediği ve hiç bakmadığı soru sayıları sırasıyla 15 ve A ile orantılı oluyormuş. 10, 5 ve A ile orantılıysa, bak soru bitti. 15'in 2 katı değil mi? Evet, o zaman bu da bunun 2 katıdır. Hemen yapalım. 5K artı 50 eşittir 2 çarpı 3K eksi 10 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 5K artı 50 eşittir 6K eksi 20 diyeceğim. K eşittir ne gelecek? 70 gelecek. Son durumda Söner'in çözebildiği, tamam orayı okuduk. Buna göre A kaçtır? Güzel, şimdi A'yı bulacağız. Ben neyi bulmuştum? K'yı 70 olarak bulmuştum. K 70 ise şurada arkadaşlarım gelin K gördüğümüz yere 70'i yazalım. 4 kere 70 280, 40 çıkardım arkadaşlar. 280'den 40 çıkardım. 240 geldi. Daha sonrasında şuraya bakıyorum. 3K-10. 3 kere 70 210, 10 çıkardım 200. Şimdi ben 200'ü 5 ile orantılı dediysem, buna da A ile orantılı dediysem hemen şunu yaparız. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? Kaç katı? 40 katı. 40 katı 240 olan sayı nedir? Tabii ki 6'dır. Dolayısıyla A'da 6'dır diyebilirim. Ve geçtim 5'e. Toplam 52 çalışanın bulunduğu bir sigorta firmasındaki çalışma ofislerinin sayısı ve çalışan sayıları aşağıdaki grafikte verilmiş. Ofis sayısı ve çalışan sayıları. Dikeyde ofis sayıları verilmiş, yatayda çalışan sayıları. Örneğin grafikte firmada L ofisinden 8 tane varmış. Ve her L ofisinde 4 çalışanın olduğu bilgisi veriliyor. Yani toplamda 32 kişi. L ofislerinde çalışanların sayısı 32 kişi gibi.
Bu firma 6 aylık dönemde toplam 2520 tane poliçe yapmış ve poliçelerin ofisleri dağılımı ofis sayılarıyla ters orantılıymış. Şimdi ofis sayılarıyla ters orantılı demiş ya, ofis sayılarımız 2, 4 ve 8. Bakın unutmayın ters orantılı olduğunu. 2, 4 ve 8'in ortak katını alıyorsunuz hemen 8. 8'i 2'ye bölüyorsunuz. Buna 4K tane poliçe dağıtılmıştır. 8'i 4'e böldünüz 2K tane poliçe. 8'i 8'e böldünüz K tane poliçe dağıtılmıştır deriz. Ve toplamda 2520 tane poliçe yapılmış arkadaşlarım. Her bir ofise düşen poliçe sayısı çalışanlar tarafından eşit sayıda yapıldığına göre M ofisindeki bir çalışan 6 aylık süreçte toplam kaç poliçe yapmıştır diye soruluyor. Toplamda da 52 tane çalışanımız var. Peki. Şimdi gençler, 2520 tane poliçemiz vardı. Bunu sakın unutmayın. 2520. Toplam poliçelerin ofisleri dağılımı ofis sayılarıyla ters orantılıydı. Çok güzel. Ofis sayısı 8'di. Şimdi ben şöyle diyelim. 2520'yi eşittir diyelim. Direkt bölmeyelim. Eşittir. 2520 eşittir. K. 2K daha 3K. 4K daha 7K. K'yı bulalım şimdi. K eşittir. 25'in içinde 7, 3 defa, kalan 4. 42'nin içinde 6 defa. 0'ın içinde 0 zaten. 360. Pekala, K'yı bulduktan sonra demek ki L ofislerine toplam 360 tane dağıtılmış. Ama bana neyi sormuş? M ofisini sormuş. M ofisi için 4K'ydı. 4 kere 360. 4 tane 360 kadar poliçe verilmiş buraya. Ve ne demiş? Bir çalışan 6 aylık süreçte toplamda kaç tane poliçe yapmıştır diye soruluyordu değil mi? Şimdi M ofisine düşen poliçe sayısı bu. 2 tane M ofisi vardı ve her ofiste de 6 çalışan varsa toplam 12 çalışan vardır. Bir tane çalışanı soruyor bana. Demek ki ben bunu 12'ye böleceğim arkadaşlar. Peki bölelim. 360'ı 12'ye böldünüz. 30 geldi. Tabii yukarısı 30. Burası değil. 4 kere 30 da ne yapar? 120 yapar. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneği olacakmış. Ve devam ediyoruz. 6. sorumuzla sağ üst tarafta gençler. Bize diyor ki aynı boydaki 3 farklı mum bir süre yanınca aşağıdaki gibi olmuştur. Bu yanış sonucunda ABC mumlarının boyları sırasıyla 4, 6, 8 ile orantılıdır. ABC mumlarının eriyen kısımların uzunlukları da 23, 19 ve X ile orantılıdır. X kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili gençler, bu mumların hepsi başlangıçta şu boyda olsunlar diye kabul edelim. Bunun sevgili arkadaşlarım şu kısmı yanmış, bunun bu kısmı yanmış, bunun da bu kadarcık kısmı yanmış. Şimdi bu yanış sonucunda ABC mumlarının boyları 4, 6 ve 8 ile orantılıysa şöyle diyelim. Bu 4K'ymış, bu 6K'ymış, bu da 8K'ymış diyebilirim ben. Tamam. ABC mumlarının eriyen kısımların uzunlukları da sırasıyla 23, 19 ve X'de. Bak 23M diyelim. 19M diyelim. Buna da X çarpı M diyelim. Tamam mı? Peki artık soru bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Mumların hepsi aynı boydaydı çünkü. O halde ben derim ki 4K'ya 23M ekleyince bu 6K artı 19M'ye eşit olmak zorunda. Bakın şununla şunun toplamı bununla bunun toplamına eşit olmak zorunda. Çünkü mumlar başlangıçta aynı boydaydı. O halde buradan 2K gelir. Bu tarafa bunu gönderirsem de 4M'ye eşit olduğunu görürsünüz. Böylelikle arkadaşlarım K eşittir 2M diyebiliriz. K eşittir 2M ise sevgili arkadaşlar. Bakın şurası K gördüğüm yere 2M yazarsam 8M gelir. 8M 23M daha bir mumun boyu sevgili arkadaşlarım 31M'ymiş. Şurası kaç? K 2M idi. 16M. 16M'ye kaç tane M eklersem 31M yapar. Tabii ki 15 tane M eklersek. Demek ki X kaç olacakmış? 15 olacakmış sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'ydı. Ve devam ediyorum 7. sorumla. İleri ve temel düzey olmak üzere iki farklı düzeyde 40 öğrencisi bulunan bir bilgisayar kursu için aşağıdaki bilgiler verilmiş. Başlangıçta ileri düzeyde bulunan öğrencilerin yaş ortalaması 32. Temel düzeyde bulunan öğrencilerin yaş ortalaması 40'tır. Şimdi ileri düzey ve temel düzey var. Ve başlangıç var. Başlangıç. Şimdi ileri düzeyde bulunanların yaş ortalaması başlangıçta 32'ymiş. Temel düzeyde bulunanların yaş ortalaması da 40'mış arkadaşlar. Yapılan bir sınav sonucu ileri düzeyden 4 tane öğrenci temel düzeye, temel düzeyden 2 tane öğrenci ileri düzeye geçmiş. Bakın buradan buraya 2 tane öğrenci geçmiş. Buradan buraya 4 tane öğrenci geçmiş. Tamam.
Son durumda ileri düzeydeki öğrencilerin yaş ortalaması 31 olmuş. Bakın burası 31'e düşmüş. Temel düzeydekiler de 41'e çıkmış. Başlangıçta ileri düzeyde kaç öğrenci vardı? Şimdi toplamda kaç öğrencimiz var? 40 tane. Tamam. Bunlardan A tanesi ileri düzeyde olsun başlangıçta. 40 eksi A tanesi de temel düzeyde olsun yine başlangıçta. O halde arkadaşlarım yaşlarının toplamını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şöyle. 32 idi ortalama, A kişi vardı. Yaşlarının toplamı 32 A yapar. Artı 40 ki yaşlar ortalaması 40'tı ve 40 eksi A kişi vardı. Demek ki 40 çarpı 40 eksi A diyeceğim. Bu bunların yaşları toplamı oldu. Bu grubun yaşları toplamı. Eşittir diyorum. Eşittir. Şimdi buradan buraya 2 kişi geldi, 4 kişi gitti ya. Buranın kişi sayısı 2 azaldı. Bakın A eksi 2 kişi var artık. Buranın da kişi sayısı haliyle 2 artmış olacak. 42 eksi A olacak, tamam mı? Peki. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bunların yaş toplamını bulalım. 31 kere A eksi 2. 31 kere A eksi 2 dedik. Artı 41 kere 42 eksi A. İşte bu. Şimdi buradan biz neleri bulacağız arkadaşlarım? A'yı bulacağız. A'yı bulduktan sonra zaten başlangıçta ileri düzeyde ne kadar öğrenci vardı diye soruluyor. A'yı sormuş bize. Direkt A'yı bulacağız. Pekala. 32 A artı 1600 eksi 40 A eşittir. 31 A eksi 62 dedim. Artı 41 kere 42 lazım bana. Kafamdan çarpamayacağım. Dolayısıyla şöyle çarpalım. 42 4 kere 42 168 yapar. 168 de yazdım. 2, 2, 7 ve 1. 1722 arkadaşlar. Eksi 41 kere eksi A'da eksi 41 A yapar. Şimdi şu kısmı sildim. Şöyle silelim, kalabalık göstermesin. Pekala, denklemi çözelim. Farklı bir kalem alalım. Burada kaç var? 32 A var. Eksi 40 A var. Eksi 8 A yaptı. Bu tarafta eksi 8 A var. Bu tarafa bakıyorum. Eksi 8 A'yı unutmamak için şöyle yazalım. 31 A ve eksi 41 A'dan eksi 10 A var. Dolayısıyla eksi 10 A'yı bu tarafa atalım. Eksi 8 A'nın yanına atalım. 2 A kalsın sol tarafta. Şu şekilde. Eşittir diyorum. Buradaki 1600'ü de karşıya atacağım. 1722'den 62'yi çıkaralım önce. Tamam mı? Bu da bize 1640'ı ver. 1660'ı versin. 1600 de bu tarafa atarsam 60 gelir. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 30'muş. Bizden ne istemişti? A'yı. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfamdayım. 8. soruda. Erhan. Çok kaliteli ve çok şık bir soru. Dikkatli dinlemenizde fayda var. Erhan. 3 bölümden oluşan daire şeklindeki tasarladığı madeni para kutusuna 1 liralık 50 kuruşluk ve 25 kuruşluk madeni paraları ayrı ayrı üst üste dizdiğinde bu paraların sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile orantılı olmakta. Şimdi şurada 2K tane para varmış o zaman. Burada 3K tane 50 kuruşluklarda, burada da 5K tane para varmış. Aynı anda her bölümden eşit sayıda madeni para alınıp ok yönünde gösterilen bölüm üstüne eklenmiştir. Yani mesela buradan A tane para alınıyor bu tarafa, buradan A tane alınıyor buraya, buradan A tane alınıyor buraya konuluyor gibi. Pekala, bu eklemeden sonra her bir bölümde oluşan paraların ederi kendine para eklenen bölümdeki paraların başlangıçtaki ederiyle aynı olmuştur. Anlayabilen arkadaşlarım en son Arap Şükrü anlamıştı. O da zaten şu an Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Şimdi bakın, para alınıyor. Tamam mı? Bu eklemeden sonra her bir bölümde oluşan paraların ederi kendine para eklenen bölümdeki paraların başlangıçtaki ederiyle aynı oluyor. Yani şöyle diyelim, 1 liralık olan bölmeden ben para alıp şuraya attım ya. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım buradan da buraya attım. Buradaki paranın değeri başlangıçta buna para eklenen bölme hangisi? 1 liralık. Burada olan para ederi kadardır diyor. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Pekala. Toplam 36 tane madeni para yer değiştirdiğine göre kutuda kaç tane madeni para vardır diye soruluyor. Şimdi şu 36 tanesinin yer değiştirmesi önemliydi. Çünkü eşit miktarda atılıyordu. Hemen 36'yı 3'e bölüyorsunuz. 12. Demek ki her bölmeden 12'şer tane para alıp bir sonraki ok yönünde gösterilen bölmeye atılıyor. Buradan ben şimdi 12 lirayı aldım. Doğal olarak burada 12 lira azaldı. Ama burada 12 lira arttı. Pardon, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama doğru ya, doğru, tamam. Sıkıntı yok. Özür dilemiyorum sizden. Sıkıntı yok. 12 lira arttı. Şimdi buradan 12 tane 50 kuruş alırsam burası 6 lira azalır. Burası 6 lira artar. Buradan 12 tane 25 kuruş alırsam burası 3 lira azalır. Burası 3 lira artar.
Şimdi doğal olarak son durumda şu kısım 1 liralıklar eksi 12 artı 3'ten 9 azalır. Artı 12 eksi 6'dan burası 6 artar. Burası da artı 6 eksi 3'ten artı 3 artar arkadaşlarım. Pekala. Başlangıçta ne kadar paralar vardı onları da düşünelim. Başlangıçta şu kısımda 2K tane para vardı 1 liralık. Demek ki ederi 2K'ydı. Ne kadar azaldı? 2K eksi 9 kadar. 2K eksi 9 oldu. Buradaki toplam para. Peki bundan önce buna para atan kısım burası mıydı? Evet. O halde arkadaşlar burada başlangıçta ne kadar adette miktarda para vardı? 5K çarpı 25 kuruş ne demek? 1 bölü 4 lira mı? Çeyrek lira demek değil mi? Başlangıçta paraların ederi buydu. Sonra burası artı 6 eksi 3'ten 3 arttı. Değil mi? 3 arttı. Daha doğrusu buna şu artı 3'e ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü şuradaki paranın ederi bunun başlangıçtaki ederine eşitti. O halde soruyu çözelim artık. 2K eksi 9 eşittir 5K bölü 4. Çok güzel. Eksi 9'u bu tarafa, bunu bu tarafa sallayalım. 2K 8K bölü 4'tir. Aslında 3K bölü 4 gelir. Bakın bunu bu tarafa atarsam 3K bölü 4 kaldı. Eksi 9'da bu tarafa attım 9 oldu. Şimdi K ne gelir buradan? 3 gitti, 3 gitti, 3. K eşittir 12 gelir. Tamam. Kutuda kaç tane madeni para vardır diye soruluyordu. Kaç tane? 2K, 3K, 5K değil miydi? Bunların toplamı 10K yapar. K'yı ben 12 bulmuşum. 10 kere 12, 120'dir. Doğru cevap da Edirne'dir deriz gençler. Ve devam, devam, devam. Burada başka soru yoktu. Sağ üst taraftayız. Sorumuzu da çözelim bakalım. Ne diyor bize? Bir küçük baş hayvan çiftliğinde 72 tane koç var. Koç var. Koyun var. Bir miktarda ne varmış arkadaşlarım? Kuzu mu varmış? Güzel. 72 tane koç varmış. 76 tane koyun varmış. Bir miktar kuzu diyor. O bir miktara x diyelim. Çiftlikteki koçların ve koyunların bir kısmının satılıp yerine kuzu alınmasına karar verilmiş. Ve her 3 koç ile birlikte 2 koyun satılırken yerine 5 tane kuzu alınmış arkadaşlarım. Yani burada 3 tane koç gittiği zaman, 2 tane koyun gittiği zaman 5 tane kuzu artıyormuş. Tamam, mantalite bu. Şunları işaretleyelim, yapacağımız işlemlerle karışmasın. Şöyle şöyle şöyle. Pekala. Şimdi gençler, diyor ki satım ve alım işlemi bittikten sonra çiftlikteki koç, koyun ve kuzu sayısının sırasıyla 4, 5 ve 7 ile orantılı olduğu görülüyor. Buna göre başlangıçta çiftlikte bulunan kuzu sayısı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle x taneydi ya, varsayalım ki bu satma işleminden a tane yapılsın. A tane satım işlemi, satım ve alım işlemi yapılsın. Şimdi böylelikle her seferinde 3 tane koç satılıyor ya, a tane satım varsa toplamda 3a kadar azalmıştır koç sayısı. 72-3a. Koyun sayısı 76-2a olacaktır. Kuzu sayısı da x artı 5a olacaktır. Çünkü her seferinde 5 tane alınıyor. Ve bu sayılar 4, 5, 7 ile orantılıymış. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Şu 4 ile orantılıysa, bu da 5 ile orantılıysa ben derim ki 72-3a'yı giderim 76-2a'ya bölerim ve bu da 4 bölü 5'i verir bana. Şimdi işler dışların tam zamanı değil mi? Tadından yenmez. Yap bakalım. 5 kere 72, 5 kere bölünen bir şey var mı? Yok. 5 kere 72 360 eksi 15a. 4 kere 76 da 280 artı 24'ten 304 eksi 4A. Çok güzel. Daha sonrasında 4A değil 8A. Aman işlem hatası yapıyorduk az daha. Şurası 8A arkadaşlarım. Şimdi eksi 15A'yı bu tarafa, 304'ü bu tarafa atarsam 56 eşittir 7A yapar. Ve A buradan kaç gelir arkadaşlar? 8 gelir. Şimdi A'yı bulduk. A neydi? A tane satın ve A tane alım işlemi var demiştik. Doğru mu? Daha sonrasında sevgili arkadaşlar, bu çiftlikte, tamam. 4, 5, 7 ile orantılıydı değil mi? 4, 5, 7 ile orantılıydı. A kaçtı arkadaşlar? A dediğimiz sayı 8'di. Şimdi burada o zaman x artı 40 tane kuzumuz mu var bizim? A 8'di. 76'dan 2 kere 8'i yani 16'yı çıkar 60 olur. Şimdi 5'e karşılık 60 geliyorsa bu da 7 ile orantılı değil miydi şu? 7 ile orantılıydı. 5'e 60 geliyorsa yani 12 katı geliyorsa 7'ye ne gelir? Arkadaşlar 7'ye de 12 katı olan 84 gelir. Yani şu x artı 40 84'müş. O zaman x kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 44'ün ta kendisidir. Cevap da D'dir. Ve gençler devam, 10. soru. Bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı doğru orantılı. Şimdi bu ürün, şık soru, güzel soru.
Belki de hiçbir yerde görmediğiniz bir soru daha öncesinde. O yüzden dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi A liraya alınırsa B eksi A lira kar. Şimdi ben 10 liraya aldığım bir üründen 5 lira kar ediyorsam o ürünü ben 15 liraya satmışımdır. Yani bununla bunu toplayınca satış fiyatını bulurum, tamam mı? O halde arkadaşlar, o halde bakınız A liraya alınmış, B eksi A liraya kar edilmiş. Dolayısıyla ben alım fiyatıyla karı toplarsam eğer satış fiyatını bulurum. Demek ki A liraya alınmış, bununla bunu topladık, B liraya satılmış. Al, sat. Tamam, karlı işlem. Devam. B liraya alınırsa 2C eksi B lira kar ediliyor. Ve ben B ile bunu toplarsam ne olur? 2C olur. C liraya alınırsa da 4A eksi C liraya. C'ye alındı. O zaman 4A'ya da satılmış. Buna göre bu ürün B artı C liraya alınırsa kaç lira kar elde edilir? Şimdi başlangıçta bir cümle vardı. Bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı doğru orantılıdır demişti. Yani arkadaşlar A'nın B'ye oranı A bölü B, o sinek, eşittir B bölü 2C, bu da eşittir C bölü 4A'ymış. Tamam. Ve bunlar da hepsi bir orantı sabitine eşit. Şimdi ben burada orantı sabitine eşitse, mesela bu da K'ya eşit ya, B'yi K'nın yanına atarak A eşittir BK yazabilirim. B eşittir 2CK yazabilirim. C eşittir 4AK yazabilirim. Doğru mu? Şimdi bazılarının yerlerini bir yazalım isterseniz. Örnek veriyorum. Şuradaki B gördüğümüz yere 2CK yazalım, olmaz mı? A eşittir B gördüğüm yere 2CK yazarsam 2CK kare gelir. 2CK kare gelir arkadaşlarım burası. Şimdi B eşittir C gördüğüm yere de 4AK yazayım o zaman. Şuraya 4AK yazarsam 8AK kare gelecektir B. C'de de A gördüğüm yere BK yazarsam tabii ki bu sefer de sevgili arkadaşlarım 4BK kare gelecektir. Şimdi durumlar böyle, biliyorsunuz. Durumlar buyken arkadaşlar, durumlar buyken ben şunu yapacağım. Öncelikle birbirine benzeyen bir şey var mı? Yok. Tamam, devam edelim. Bakın 2CK kare oldu ya, C neydi? 4BK kareydi. Şimdi ben bunun yerine 4BK kare yazarsam bu neye eşit olur biliyor musunuz? 8BK üzeri 4'e eşit olur. A gördüğüm yere 2CK kare yazarsam 16AK üzeri 4 gelir. B gördüğüm yere bunu yazarsam da 32A silelim. 32AK üzeri 4 gelecektir. Şimdi soru bitti. Aslında soruyu bitirdik. Nasıl? Çünkü A neydi arkadaşlar? BK'ydı. Eşittir BK yazdım bak buraya. B'nin pozitif olduğunu biliyoruz zaten. B gitti. K gitti. K'lardan bir tanesi gitti. O zaman 8 çarpı K küp eşittir. Neye eşit oldu? 1'e bu. Çünkü burada hiçbir şey kalmadı. Demek ki K küp neymiş? 1 bölü 8. O zaman K kaçtır? 1 bölü 2'dir. Şimdi gençler, bizden ne istenmişti? B artı C liraya alınırsa kaç lira kar elde edilirdi? Soru buydu. Peki, o zaman arkadaşlar biz K'yı bulduk ya. K'yı bulmak demek aslına bakarsanız şöyleydi. Ben oraya yazmayayım, şuraya yazayım. K'yı sildim ve yerine gittim. Dedim ki 1 bölü 2. Bakın o zaman A1 ise B2 oluyor. A1 ise B2 oluyor demek. 2A eşittir B'dir demek. Tamam. B bölü 2C 1 bölü 2 ise 2'ler gider. B bölü C 1'e eşitse B de C'ye eşittir. Şimdi bu eşitliği de bulmuş olduk aynı anda. Tamam. 2A eşittir B, o da eşittir C'yi de bulmuş olduk. Şimdi ben bu orantı sabitinin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ya. B artı C'yi alınırsa 1 bölü 2 idi. 2B artı 2C'ye satılması lazım bu ürünün. Ve ne kadar karımız var? B artı C lira karımız olmak zorunda. Peki B neydi? Hocam 2A'ydı. Peki C neydi? Hocam o da 2A'ydı. O zaman 2 artı 2A'dan ne kadar karımız vardır? 4A karımız vardır. B artı C'yi aldık. B artı C lira karımız olacaktı. Çünkü 1'e 2 oranımız vardı. Bunu da unutmayın. Evet. Arkadaşlarım, bu testimizin de sonuna geldik. Ve artık bu kitapta ikinci bölüme, yani sayı ve kesir problemlerine geçebiliriz. Sonraki videoda sayı ve kesir problemlerinde ikinci bölümde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.